Bu açıdan konuşmama başlarken tüm gazeteci arkadaşlarımızı, özellikle çalışan gazeteciler günü münasebetiyle bizim düzenlemiş olduğumuz bu yemeğe teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Baştan öncelikle tüm çalışan emekçi gazeteci arkadaşlarımı çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Daha nice sağlık içerisinde, huzur içerisinde ve ülkemizi, insanımızı, bizleri bilgilendirme hizmetini yapmaya inşallah bundan sonra da devam ederler diyorum. Ve teşriflerinize dolayı hepinize hoş geldiniz. Evet, değerli arkadaşlar, Tekirdağ ilimizde gerçekten bizler idare olarak, devlet olarak, yerel yönetimler ve diğer kurumlarımızla birlikte ve tabii ki asıl önemli olan, bizleri devamlı bilgilendiren, ilimizde olan olaylarla ilgili olarak anında haber ulaştırma için gece gündüz çalışan basın mensubu arkadaşlarımızla, gazetecilik arkadaşlarımızla birlikte olmak, onların bu gününü onlarla birlikte kutlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Güzel bir uyum içerisinde ilimizde özellikle çalışan gazeteci arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim valiliğimizin basın müdürlüğü ve diğer kurumlarımızla birlikte biz gazeteci arkadaşlarımızın haber almadaki hızlı ve doğru haber almaya yönelik katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Onların aynı zamanda diğer konularla ilgili sorunları, problemleri ne varsa her zaman için onlara açık olduğumuzu, devamlı onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bizim için önemli olan görev yaptığımız ildeki hizmetin vatandaşımıza en iyi ve en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak. Görülen aksaklık ve yanlışlıklar varsa bunların çözümü için anında müdahale edebilmek ve burada da siz değerli basın mensuplarımızın bizleri gerek bizzat sahada olmanız münasebetiyle, gerekse size ulaşan bilgiler münasebetiyle anında bilgilendirdiğiniz, gerek yapmış olduğunuz haberlerle, gerekse diğer birebir temaslarınızda bizler de o konularla ilgili tedbirlerimizi daha hızlı ve daha etkili bir şekilde alabilme imkanı elde ediyoruz. Bu açıdan ben özellikle siz değerli gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da aynı beraberlik içerisinde, aynı ciddiyet içerisinde çalışmalarımızı sürdürürüz. Bizim için önemli olan arkadaşlar, bilgiyi zamanında ve doğru olarak ulaştırabilmek. Önemli olan kişi haklarına müdahale edilmeden gerçek ve doğru haberi hızlı bir şekilde yapabilmek. Bunu siz bizlerden daha iyi biliyorsunuz ve daha iyi uyguluyorsunuz. İnşallah bundan sonra da aynı meslek ilkeleri etrafında hızlı, doğru ve gerçekten objektif habercilik konusunda ilimizdeki çalışmalarınıza devam edersiniz. Bizler de sizlerle birlikte bu birlikte çalışmanın vermiş olduğu, uyumun vermiş olduğu enerjiyle inşallah Tekirdağ'a hizmet etmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah kısa bir süre içerisinde ayrıca geçen yıl yapmış olduğumuz gibi basınımızla birlikte bir bilgilendirme toplantısı ve basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bununla ilgili 2017'yi değerlendirme amaçlı çalışmalarımız arkadaşlar hazırlıklarını bitirmek üzere. Bitirdiğimizde yine geçen seneki gibi bir hafta sonu beraber sabah hem kahvaltı şeklinde hem de sunum şeklinde bu çalışmamızı da sizlerle birlikte yapmayı planlıyoruz. Ben tekrar tüm gazeteci arkadaşlarımın çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Aileleriyle birlikte sağlık içerisinde ve yaptıkları işi en iyi şekilde icra edebilmenin verdiği mutluluğun daha da artması temennisiyle ben sizlerin gününüzü tebrik ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah yardımcınız olsun.